Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kep'e hoş geldiniz. Kırmızı Kep'te yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Yaklaşık 22 ya da 25 bölüm arasında sürecek bir seriye hoş geldiniz. Serimizin adı Devler Ligi. İstanbul United Devler Ligi'nde dünyanın en güçlü takımlarını birlikte toplayacağız. Toplamda 24 takım olacak ve biz de bu takımların arasında İstanbul United'ı kontrol edeceğiz. Bu takımda kimler olacak biliyor musunuz? Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın en iyi oyuncuları İstanbul United forması altında toplanacaklar. Müthiş bir lige başlıyoruz. Efsanevi zorluk derecesinde oynayacağız. 24 takım var. 23 yani toplamda 46 maç yapacağız. Her bölümde 2 maç yapacağımızı farz edersek yine 23 bölüm süreceğini, hadi bazen 1 olabilir, bazen 3 olabilir. 20 ile 25 arasında sürecek bir seriye başlıyoruz. Özel turnuva diyorum. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Bu fikir aklıma geldiğinde gerçekten heyecanlandım. Şöyle bir şey var. Yani oyunda takım yaratma seçeneği yok. Koskoca FIFA'da takım yaratma seçeneği yok. Yani istediğiniz gibi bir takımı logosuyla, ismiyle beraber oluşturamıyorsunuz. Ben de DC United'ı seçtim. Üzerinde kartal logosu var filan, böyle hem Türk takımlarına yakın hem de United olması. İstanbul United'ı temsil edeceğimiz için DC United biraz daha yakın geldi bana. Bakın, tüm oyuncuları transfer ettim. Arada kaldım. Kadroyu nasıl dizeyim dedim. Galatasaraylısı şimdi isyan eder. Beşiktaşlısı, Fenerbahçelisi isyan eder diye böyle kafamda soru işaretleri vardı ama ortada herkesin memnun olacağı bir kadro oluşturdum. Çok güzel bir seriye başlıyoruz. Dünyadaki en iyi takımlar, en güçlü takımlar birlikte toplanacak ve turnuva adımız, hemen karşınızda bunları yazmak istiyorum, Devler Ligi olacak. İlk bölümde tek maç yapacağım. Çünkü takımları sizlerle beraber ekleyeceğim arkadaşlar. 24 takım. Takımları biz dolduruyoruz. Turnuvanın adı Devler Ligi. Gelişmiş hayaller açık ve sizlerle beraber fikstürü oluşturalım. Bu seriyi takip edersiniz. Edeceğinizi umut ediyorum. Çok keyifli olacak arkadaşlar. Orta sahada Talisca'yı yöneteceğim. Sağ tarafta Quaresma olacak. Solda Bruno olacak. Forvet'te Sov olacak. Kalede Muslera derken herkesin memnun olacağı bir seri bence sizleri bekliyor olacak. Takımlara göre fikstürler. Her takımın birbiriyle kaç maç oynayacağını seç. 2 maç. Hadi bakalım, tüm takımları biz buradan elimizle ekliyoruz. Bizim takımımız arkadaşlar Amerika'dan. Tabi Amerika olmayacak ama logosu ve ismi, oynayacağımız stat da İstanbul Arena olacak. Onu ben ayarladım. Maça başladığımız zaman İstanbul Arena olarak görünecek. Bakın, normalde 3 yıldızlık bir takımdı. Ben Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karışımından 5 yıldızlık bir takım oluşturdum. Hep beraber ekleyelim. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Beğeni patlaması bekliyorum arkadaşlar. Bence 1500 beğeniyi geçer bu seri. Her maç, her bölüm 2 maç yapacağım ama bu bölümde tek maç olacak. Efsanevi zorluk derecesinde. Bakalım, gerçekten çok zor olacak. Hadi. Türkiye liginden kimseyi koymuyorum. Çünkü zaten oyuncuların hepsini almış durumdayız. Uluslararası geç. İngiltere'den öncelikle Arsenal. Evet, Arsenal'i koyduk. Chelsea olur. Liverpool, Manchester United var. Bir Manchester United ekleyelim. Tamam, İngiltere şöyle bir dursun. Bakalım İngiltere'de başka ekleyebileceğim bir takım var mı? Var. Manchester City var. Liverpool var. Yıldızlarına göre Manchester City'yi de ekleyelim abi. Arsenal 5 yıldız, Chelsea 5 yıldız, Manchester City, Manchester United, bunların hepsi 5 yıldız. Tamam, 4 takım ekledik. Düşüreceğiz bunları yeri gelirse. Bu arada tişörtümü siz çok beğendiniz diye bir kere daha giydim. İrlanda'ya geç, İskoçya'ya geç, İspanya'dan. Evet, gel bakalım. Atletico Madrid 1. Barcelona 2. Ölümüne zor takımlar olacak ve ben yani ilk 3 benim için çok zor bir hedef olacak. Gerçekten çok zor bir hedef olacak. Geçen Real Madrid. Bence İspanya'dan 3 takımı iyi ya. İsveç'in en güçlü takımı kim? Herhalde Göteborg. Onu da almayacağım şimdi. İsviçre'de kim var? Şöyle araya her ligden, her ülkenin bir takımını eklemek istiyorum ki arada böyle kolaylıkla yenebileceğimiz takımlar olsun. Tamam, İtalya'ya bir geçelim. İtalya'da ilk takımımız Inter olsun. Juventus. Juventus'tan sonra Lazio, Milan, Napoli. Çok fazla takım var ama kimi alalım abi? Evet, Roma, Inter, Juventus, Roma. Bir takım daha ekleyeceksek Napoli olabilir. Roma'yı geç ya. Roma'yı değiştirelim. İkinciler şu anda ama. Evet, Napoli olsun. Inter, Juventus, Napoli olsun İtalya'da. Bir devam edelim. Devam edelim. Ligleri bir bitirelim hızlıca.
İsveç, İsviçre, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri'ni geç. Almanya'dan, evet Almanya'dan arkadaşlar. Bayer Leverkusen'i bir geç. Dortmund'u ekliyoruz. Dortmund, Bayern Münih. Tamam, bir de Schalke'yi alalım. 3 takım ekledik. Almanya'yı da geride bırakalım. Kaç tane hakkımız kaldı onu da bilmiyorum. İnceleriz. Arjantin'den bir takım alalım mı? Arjantin futbolunun en güçlü takımı River Plate. Evet, Arjantin'den River Plate'i bir ekleyelim. Devam edelim. Herhalde Avusturya'da da yok. Belçika'da Kulüp Brüj olabilir. Bir devam edelim, şöyle geriye doğru gidiyorum. Evet, Kulüp Brüj'ü bir ekleyelim Belçika'dan. Brezilya'dan kimi alabiliriz? Brezilya takımlarından biri de olsun. Brezilya'dan da Palmeiras'ı alalım. Diğer takımlarda kimler var dünyanın diğer takımlarından? Olympiakos, Panathinaikos, PAOK, Shakhtar. Shakhtar'ı bir alalım arkadaşlar. Shakhtar'dan sonra bir Yunan ekibi koymak istiyorum aslında. Panathinaikos mu? Olympiakos mu? Olympiakos mu? Panathinaikos mu? Olympiakos olsun. Fransa'ya geldik. Fransa'da Monaco var. 4,5 yıldız. Olympique Lyon'u hemen ekliyorum. Olympique Lyon. Paris Saint-Germain. Kaç takım kaldı? 3 takım kaldı. Herhalde İngiltere'den, İtalya'dan birkaç takım çıkaracağız. Evet, Fransa'dan bu kadar takım yeterli. Monaco var ama gerekli değil. Güney Kore. Güney Kore'den bir takım alsak mı? Hollanda'da bu sene Feyenoord ve Ajax şampiyonluğa oynuyorlar. Tamam, Hollanda'da da şu anda liglerinde lider olan Feyenoord'u ekliyorum. Bir takım kaldı. Japonya'yı geç, Kolombiya'yı geç, Meksika. Meksika'yı da geçelim. Norveç'te kim var? Norveç'i de geçmek istiyorum. Polonya. Polonya'yı da geçelim abi. Portekiz. Evet, şimdi gel bakalım Portekiz ligine. Portekiz'de Porto'yu öncelikle alacağız. Benfica var. Braga var. Sadece iki takım koyabilirim buradan. Biri Porto olsun. Evet, Rusya, Arabistan, Şili. Portekiz'den bir takım daha koyalım. Benfica mı, Braga mı? Benfica olsun. River Plate, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Palmeiras, Brezilya'dan bir tane düşük takım olsun ya. Palmeiras'a karşı bir deplasmana Brezilya'ya gidelim değil mi? Olympiakos, Lyon, Napoli, İtalya'dan fazla oldu ya. Evet, Napoli'yi çıkarmak istiyorum arkadaşlar. CSKA'yı almak istiyorum arkadaşlar. Rusya'dan da CSKA Moskova'yı bir ekleyelim. Arkadaşlar, böyle bir lig oluşturduk. Bir kere daha bakmak istiyorum kim kaldı diye. Şili'de zaten kimse yok. Suudi Arabistan'da kimse yok. Rusya'da da aldık. Portekiz'den de aldık. Tamam arkadaşlar, bu şekilde Devler Ligimize başlıyoruz. Bakalım fikstürde ilk maçımız hangi takımda olacak? Taktiğimi görünce şaşıracaksınız bence. Başlıyoruz arkadaşlar. Uzun bir süreç oldu fikstür süreci. Yeni turnuva oluştur. Hemen şuraya Devler Ligi yazmak istiyorum. Yorumlarınızı, beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin arkadaşlar. Teşvik edin. Bakalım nasıl bir seri bizleri bekliyor olacak. İlk maçımız Bayern Münih'e karşı olacak kendi evimizde. DC United, biz buna İstanbul United diyeceğiz. Fikstürleri kesinleşti. İstanbul United sezona hangi maçta başlayacaklarını artık biliyor. İlk maç İstanbul United Bayern Münih. Devler Ligi görünümü. Devler Ligi yakında start alıyor. Farklı ülkelerden gelen takımlar ünlü kupa için mücadele verecek. İstanbul United Devler Ligi macerasına taraftarlarına kupa hediye etme parolasıyla başlıyor. Bakın arkadaşlar, tablo görüntüye geldi. Böyle bir lig yok. İnanılmaz bir lig. Dünyanın en büyük kulüpleri bir araya geldi. Hemen şunu da göstermek istiyorum. Kadroya geliyorum ve kadromuzda gördüğünüz gibi hemen içine girelim, daha net bir şekilde görün. Kalede Muslera. Bunlar değişecek hep. Kalede Muslera. Defansta Şeju, Şikirtel. Sağ tarafta Gökhan Gönül. Sol tarafta Adriano. Defansif orta saha Mehmet Topal. Orta saha Talişka. Ofansif orta saha Snyder. Sağ tarafta Kuarejma. Sol tarafta Buruma. Ve forvette Musa Sow. Ama yorumları bekliyorum. Bu seriye sizlerin de katkı sağlamasını istiyorum. Her bölümde yukarıda bir tane anket olacak. Her maç için özel anket. Maçın oyuncusunu siz seçeceksiniz. Ben belirlediğim rating üzerinden 5 tane oyuncuyu oraya yazacağım. Maçın oyuncusunu siz seçin. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oyunda en çok oy alan 3 oyuncu diğer maçta oynamayı garantileyecek. Yorumlara da yazın. Yedeklerde de bakın kimler var. Vallahi arkadaşlar, 3 takımın bütün yıldızlarını aldım. Dünya kadar oyuncu var. Görmek istediğiniz oyuncuları da yazın. Şu oynasın deyin ama çok ama çok zor olacak. Gerçekten bakın, efsanevi zorluk derecesinde oynamak takım olarak çok zor. Rakipler sürekli top çeviriyorlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Hani başka YouTuberlardan efsanevi zorluk derecesi falan izliyorsanız, bu efsanevi zorluk derecesi asla kolay bir mod değil. Yani benim bir maçı kazanmak için gerçekten göbeğim çatlıyor. Tek atak yapıyorum. Onda da golü bulursam mutlu oluyorum.
Şöyle bir şey var. Bu oyunu oynamayanlar bilmeyebilir. Bakın, maç, kamera, görsel, ses, kullanıcı oyun mekaniği özelleştirme. Şimdi sevdiğiniz YouTuberlar, takip ettiğiniz YouTuberlar efsanevi zorluk derecesinde belki oynuyor olabilir. Her maçı kazanıyor olabilirler. Ama siz buradan şut hatasını sıfıra indirirseniz, tamam mı? Yani bunları düşürürseniz attığınız her şut gol olur. Ya da hızlanmayı yükseltirseniz, bunu tutup 70 yaparsanız oyuncularınız daha hızlı koşmaya başlar. Aynı zamanda bilgisayar oyun mekaniği özelleştirmede şut hatası. Bunu yükseltirseniz rakibinizin bütün şutları out'a gider. Pas hatası, bunu yükseltirseniz rakibiniz pas yapamaz. Yani orada efsanevi yazması sizi kandırmasın. Efsanevi gerçekten çok zor bir zorluk derecesi. Yani bunca yıllık FIFA'cıyım. Benim efsanevi zorluk derecesinde kazanmış olduğum maç gerçekten kısıtlı. Yani kendini çok sıkman lazım. Çok iyi oynaman lazım. Bunu göstermek istedim. Emin olmanızı istedim. Hadi bakalım, çok zaman kaybettik. Gerçekten çok zaman kaybettik. İlk maçta başlıyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi lütfen eksik etmeyin. İstanbul United kendi evinde, İstanbul Arena'da Bayern Münih'i konuk ediyor. Siyah forma ve formaları ilk kez gördüm. Tamam, güzel. Kırmızı beyazmış bu da. Kırmızı beyaz formamızla sahada olalım. Bayern Münih de siyah formasıyla sahada olsun. Takım yönetimi. Çok güzel formamız var ya. Bu tesadüf oldu. Formalara bakmamıştım. Oyun ayarları tekrardan göstermek istiyorum. 6 dakika efsanevi gece maçı olacak. Gece maçı olacak. Topumuzu da biz seçelim. Topumuzu da ayarladık. Saati de ayarladık. Zorluk derecesi, sliderlar, bunları da her maçtan önce size göstereceğim. Ve maça başlıyoruz. Devler Ligi başlıyor. İstanbul United, İstanbul Arena'da Alman devi Bayern Münih'i konuk ediyor. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan oluşan İstanbul United, Bayern Münih karşısında bakalım neler yapacak. Gerçekten çok heyecanlıyım. İlk kez böyle bir mod oynuyorum. Çok zorlanacağız. Desteğinizi bekliyorum. Mehmet Topal görüntüde. İki takımın oyuncuları da görüntüye geldi ve İstanbul United maça başlıyor. Başarılar çocuklar. Başarılar İstanbul United. Şeju. Adriano. Çok özledim ya. Ya uzun zamandan sonra ilk kez böyle tüm takımı kontrol ederek oynuyorum offline'da. Biliyorsunuz bir antrenörün hikayesi devam ediyordu 2 sene boyunca. Hadi bakalım, sol taraftan Buruma bindirdi. Buruma, dikkatli olmamız lazım. Rakibin oyuncuları çok tecrübeli. Buruma geriye dönecek. Pas hatası geldi. Alonso araya girdi. Savunmada dikkatli olmalıyız. Benko. Benko iyi paslaştılar. Alonso sağa verdi. İyi geliyorlar arkadaşlar. Bravo Adriano. Adriano araya girdi. Alkışı kaptı. Şeju. Şeju'dan Gökhan Gönül'e. Radarda iki takımın da noktaları siyah siyah. O benim biraz dikkatimi dağıtabilir. Musa Sow vücudunu koydu. Musa Sow'dan Talişka'ya. Talişka sol tarafa Snyder'e verdi. Snyder Musa Sow gitti. Musa Sow ve Quaresma işbirliği gelebilir mi? Ricardo Quaresma Gökhan Gönül'e ortayı yaptı. Gökhan Gönül kimse yok. Snyder yetişemedi. O topa Rafinha uzaklaştırdı. Atağımız devam edebilir. Şeju. Şeju geriye döndüm dönmedi. Kayarak müdahale Müller'de kaldı. Aman dikkat, bravo Talişka. Bu arada Benfica Arsenal karşısında 1-0 öne geçmiş. Bakalım ligin gidişatı nasıl olacak? Şampiyonluğa uzanan takım kim olacak? Robben Mustera'nın kucağında. Mustera eliyle oyunu başlattı. Şeju vücudu koyuyoruz. Yavaş yavaş geleceğiz, hatalı bir top geldi. Costa'da kaldı. Douglas Costa. Costa aman dikkat çocuklar. Aman döndürmeyin. Benko aman Robben Adriano kayarak müdahale, bravo, başarılı. Hadi indir oğlum Musa Sow, ama kimse yok. Topa sahip olma şeklinde oynuyoruz. İyi pas yapmamız lazım. Gerçekten zor bir modda oynuyoruz. Aman kestiler. Dikkat. Talişka hadi bakalım. Talişka şöyle bir etrafına baktı. Pasını verdi Mehmet Topal. Hazırlık paslarını da izletmek istiyorum size. Çünkü çok fazla pozisyon bulacağımı tahmin etmiyorum. Ricardo Quaresma. Talişka. Talişka'dan Adriano'ya. Adriano oyunun yönünü değiştirecek. Takım arkadaşlarıma bakıyorum. Talişka, Mehmet Topal. Pası verdi Quaresma. Bindirdi Gökhan Gönül. Verkaç gelir mi? Verkaç başarısız. Defansta hazırlık pasları yapıyorlar. Evet, bomboş kale. Musa Sow hata geldi kaleciden. İnanılmaz bir hata geldi. Hiç beklenmedik bir anda. Musa Sow, Snyder'in presi. Golü attık. Dakikalar 20. Sezonun ilk golü Musa Sow'la boş kaleye geldi. İnanın böyle bir hatayı beklemiyordum. Bravo çocuklar. Tebrikler çocuklar. Defansta pas yaparken Snyder'in presi. Bomboş kale. Ve Musa Sow sol ayağıyla golü gönderdi.
Bayern Münih karşısında İstanbul United Musa Sow'un golüyle 1-0 öne geçiyor. Hadi bakalım, sezona çok iyi başladık Musa Sow. Alternatif oyuncular yedekte bekliyorlar. Aboubakar var, Robin van Persie var, Podolski var. Bunları da değerlendireceğiz ilerleyen zamanlarda. Musa Sow'la 1-0 öndeyiz Bayern Münih karşısında. İnanın hiç beklemiyordum. Spiker olarak da hazırlıksız yakalanmış olabilirim. Robben. Robben dikkatli olun. Takımın en etkili oyuncularından biri. Arjen Robben ortayı yaptı. Müller'den önce Şikirtel. Ricardo Quaresma. Hadi çıkıyoruz oğlum. Musa Sow Buruma'ya. Takımın en hızlı oyuncularından biri Buruma Musa Sow'a verdi. Musa Sow tek başına yardırdı gidiyor. Bekle oğlum bekle. Bekle. Buruma bindirecek. Tamam, daha sakin olmam lazım. Geriye Talisca'ya. Talisca pasını verdi Ricardo Quaresma. Gökhan Gönül bindirdi ama çok kötü bir top gerçekten. Çok kötü bir top, sırtı dönük attığımız için top avuta gitti. Musa Sow'un golünü tekrar izleyelim mi? İşte Musa Sow boş kaleye. Belki de bundan sonra bu kadar rahat bir gol atamayacak Musa. Rafinha. Yine presimiz var. Yine presimiz var. Stark. Bu arada Neuer'i göremedim. Stark adlı bir kaleci var. Hatayı yapan da o. Alaba. Xavi Alonso. Takımımız pres yapacak. Pres yapmalarını istiyorum. Bizim en büyük özelliğimiz her zaman pres oldu. Alaba. Snyder. Bölgelerinizi kapatmayın yeter. Snyder presi yaptı, aldık o topu. Hadi Wesley. Talisca. Talisca baktı etrafına. Musa Sow gitti. Sağ ayağıyla mükemmel bir top. Musa Sow sol ayak vurdu. Out. İyi yokladık. %93 pas isabeti Bayern Münih. %88 İstanbul United. Daha iyi bir şey yapabilir miydim? Musa Sow ters ayağıyla alt köşeye vursaydı harika bir gol olabilirdi. Kapatın. Oo. Quaresma yardım et. Yardım et oğlum. Ortayı yaptılar. Dikkatli. Güzel yere. Çok güzel. Snyder. Müller'de kaldı. Xavi Alonso. Alonso. Philipp Lahm. Hazırlık pasları yapıyor Bayern Münih. Talisca'nın presi var. Benko tekrardan Lahm'a verdi. İyi paslaştılar. Müller. İlk korner. Sanıyorum ki ilk korner Bayern Münih'in. Evet öyle oldu. Robben kullanacak sol taraftan. Dakikalar 34'ü gösterirken ortayı yaptı Hummels. Aman Talisca, aman çocuklar kapatın. Bravo, uzaklaştırın şu topu. Hadi bakalım Talisca. Talisca bu senenin en formda oyuncularından biri. Snyder topu istedi. Snyder'e kötü bir top Talisca'dan. Yap presi, yap presi oğlum. Arjen Robben. Müthiş boşluklar var. Şikirtel çıkarsa tehlikeli olabilir. Alaba. Alaba, Alaba kapattı. Şikirtel son anda müdahale. Korner geldi. Yine Robben korneri kullanacak son 7 dakika ilk yarıda. Dikkatli olun çocuklar. Gerçekten efsanevi zorluk derecesinde Bayern Münih karşısında kazanmamız çok zor bir olay. Hatayı değerlendirdik. Bravo, hata geldi. Wesley Snyder, Mehmet Topal. Çıkıyoruz. Talisca Buruma'ya bıraktı. Buruma. Buruma soldan bindirdi. Talisca. Hadi oğlum hızlısın Talisca. Ama içeride kimse yok. Talisca sol ayağında. Ortayı yapar mı? Yaptı ortayı. Sert orta. Stark'ın üstüne gitti. Hızlı başlattı. Adriano indirir misin oğlum? Robben indirdi. Mehmet Topal araya girdi. Costa çok güzel yere. Gökhan bayağı ileride kalıyor. Aslında 1-0 öndeyiz. İleri çıkışlarını iptal etmem lazım Gökhan'ın. Şikirtel. Talisca da bayağı defansa kadar geliyor. Quaresma. Şeju. Şeju baktı etrafına. Pasını verdi. Snyder. Aman orada çok kritik bir hamle geldi. Hadi ilk yarının son saniyeleri artık. Mehmet Topal'ın presi var Robben'e. Şeju da çıktı. Şeju bırakma o topu. Şeju yap presi oğlum. Verdirmeyin o topu. Müthiş boşluk var. Aman Robben'de kaldı. Robben ceza sahamıza girdi. Robben Şikirtel karşısında pası verdi. Direkten döndü. Uzaklaştırın. Faul. Faul faul faul. Avantaj istemiyorum. Müthiş bir pozisyonu atlattık arkadaşlar. Müller orada kim boş kaleye direği attı? Şu yukarıda yazan DC'ye bir açılım bulabilirsiniz. Takımımızın adı İstanbul United olabilir ama o DC'ye güzel bir takım lakabı bulabilirsiniz arkadaşlar derken ilk yarı bitti. Hadi bakalım yaratıcılığınızı konuşturun. DC'ye bir açılım bulun. İşte Devler Ligi'nde ilk yarılarda sonuçlar şu şekilde. Evet, herhalde şurada gözüme çarpan en büyük sürpriz Olympiakos'un Barcelona'yı 1-0 yeniyor olması. Vay, Real Madrid de gerideydi CSKA Moskova karşısında. İkinci yarıda değişiklik yapalım mı? Dakika 60'ta oyuncu değişikliklerini yapalım. Hadi bakalım. İkinci yarıya Bayern Münih başladı. Boateng, hata geldi. Buruma, Buruma topu aldı. Buruma baktı. Snyder'e verdi. Snyder, ah bizden de hata geldi. İndir oğlum, aşağı köşe bomboş. Şikirtel, aman riske hiç gerek yok. Paslaşacağız. Bizim her zaman en büyük özelliğimiz pas yapmak oldu. Gerçek futbol gibi. Gördüğümüz yere. Talisca. Talisca biraz geride. Gökhan çok ileri çıkıyor. Bunları
Aman 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 aman. Çözmemiz lazım daha ilk maçımız. Uyum sorunu da olabilir. Mehmet Topal. Musa Sow. Musa Sow Buruma'ya harika bir top. Buruma fırladı gitti. Buruma sol ayağında Buruma vurdu. Stark'ın üstüne vurdu. Daha yaratıcı olabilirdik. Hadi bakalım kafayla indirelim. İndir oğlum. Mehmet Topal indirdi ama kimse yok. Yap presi. Aldık topu. Ricardo Quaresma. Wesley Sneijder. Aman 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 bir türlü top ayağımıza gelmedi. Yap 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 Talisca. Alaba aman geriye dönün çocuklar. Gökhan Gönül sol tarafta Müller. Ortayı yaptı Mustera. Mustera aslan gibi uçtu kaptı o topu. Adriano tacı kullandı. Dakikalar 60. İlk oyuncu değişikliği geldi. Hadi gelin biz bir oyuncu değişikliği yapalım. Şu dakikaya kadar kim etkisizdi derseniz ona bakmayacağım da yorulan oyuncuları değiştireceğim. Talisca'yı çıkaralım. Onun yerine takım arkadaşı Hutchinson girsin. Evet biraz defansif futbola önem verelim. Quaresma'yı değiştirelim. Quaresma lens değişikliği gelsin. Tamam. Şimdilik böyle devam edelim. Maçın ilerleyen dakikalarında bir oyuncu değişikliği daha gelebilir. Hadi bakalım top ayağımızda. Adriano. Adriano. Wesley Sneijder. Sneijder. Pas yapmamız lazım. Olympiakos Barcelona karşısında 2-0 öne geçti. Bindir Buruma. Müthiş boşluklar var. Harika boşluklar var. Buruma. Buruma Mehmet Topal'a. Mehmet Topal kaleye baktı. Mehmet Topal çok yavaş. Wesley Sneijder baktı kaleye. Wesley Sneijder vurdu. Kaleci Stark'ın üstüne. Oralardan efsanevi golleri var biliyorsunuz. Bulduğumuzda dayayacağız. Müller. Quaresma. Sneijder. Musa Sow gitti. Hadi Musa Sow. Offside bayrağı havada. Offside bayrağı havada. Kapat 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 kapat. Soldan geldiler. Douglas Costa. Lens onu karşılayan oyuncu. Costa. Lens'in daha top ayağına değmediği yerde kaldı. Aman çocuklar vurdurmayın. Müller. Kayarak müdahale. Gökhan Gönül. Bravo. Dön kaleye. Dön kaleye. Dön kaleye. Harikasınız. Hadi hızlı çıkalım. Mustera. Eliyle Buruma'ya doğru. Buruma indirdi. Hutchinson. Süper. Mehmet Topal. Mehmet Topal. Jermaine Lens. Lens. Gökhan'a verdi. Goller gelmeye devam ediyor. Şöyle ortaya güzel yere aradan attık. Hadi oğlum bir ver kaç gelir mi? Musa Sow Buruma. Tekrar Musa Sow'a. Musa Sow ah vücudumuzu koyduk ama geçemedik. 1-0 bizim için çok iyi bir skor. Müller 3 puanla başlamak lazım Devler Ligi'ne. Şikirtel araya girdi. Harikasınız çocuklar. Hutchinson yavaş yavaş geliyoruz. Buruma ver kaç gelir mi? Musa Sow. Musa Sow topu ayağına aldı. Musa Sow şut pozisyonu yaratacağız. Mehmet Topal geçmekte inanılmaz zorlanıyorum. Hutchinson, Hutchinson, Adriano tekrar Hutchinson'a. Hutchinson pası verdi. Sneijder, Sneijder al o topu Sneijder olmadı maalesef. Gerçekten çok zor. Şikirtel'in onu karşılamaması lazım. Hayır Şikirtel sen değil. Sen değil dön. Lens, evet Lens. Lens sen bak, sen bak. Son 10 dakika artık maçta. Costa, Şikirtel. Neden oradasın Şikirtel? Aman Mustera harikasın biraz da sana iş düştüm Mustera. Çok tehlikeli geldiler. Şikirtel'in o oyuncuyu karşılamaması lazımdı. Bravo ya. Bravo Mustera. Costa korneri kullanacak. Costa korneri kullanacak. Hutchinson. Lan ne yaptın? Mustera bravo. Hutchinson ne yaptın orada? Philip Lam araya girdi Mehmet Topal. Hadi bir kontra atak olabilir ama kimse yok. Sol tarafa. Hutchinson pası verdi Musa Sow'a. Gole gidiyoruz orta sahada. Buruma var. Buruma'ya doğru harika bir top. Buruma göğsüyü de kontrol etti. Buruma iyi kontrol ama çalımı atamadı maalesef. Ah Hummels araya girdi. Yaptık presi. Yapıyoruz presi. Wesley Sneijder'in presi var. Zorlama bir top oldu ama harika bir yere. Son 7 dakika artık maçta. Robben. Robben hata geldi. Bravo. Hadi bir oyuncu değişikliği daha gelsin. Sneijder'in yerine kimi alalım? Oğuzhan Özyakup'u alalım. Maça devam et. Arkadaşlar gerçekten çok zor bir maç. İnanılmaz zor bir maç. Pres yapıyorlar. Şeju. Adriano. Hadi boşlukları yakalayabiliriz. Buruma gidecek. Yürü Buruma. Yürü Buruma hızlısın. Buruma sol tarafta. Ah sağ bitti maalesef. Pres yapacağız Rafinha. Rafinha Buruma'nın presi var. Hataya zorlayabiliriz. Son dakikalar artık maçta. Bravo Lens. Ne yaptın Lens? Costa. Tacı kullandı. Topu hediye ettik onlara aslında. Robben geldi yine. Robben ortayı yaptırmayın. Aman tehlikeli orta Gökhan Gönül. Hadi çıkalım. Hutchinson al o topu. Bravo oğlum hiçbir şey yok. Hakem devam dedi. Buruma. Geliyoruz çocuklar. Tekrar Buruma'ya. Sol tarafta harika boşluk var. Oğuzhan Özyakup topu ayağına ulaştı. Gole gidiyoruz. Oğuzhan Özyakup. Vur da bitir bu işi. Oğuzhan Özyakup. Sol ayak. Direğin yanından avut. Atsaydık bitecekti bu iş Bayern Münih karşısında. İstanbul United farkı 2'ye çıkaracaktı.
Kontra ataklarla golü bulabiliriz. Sistemimiz buna çok elverişli. Hadi 1-0 olsun, bizim olsun. Son düdüğü bekliyoruz. Stark paslaşarak kullandı Rafinha. 2 dakikalık uzatma. İndirirsek biter. İndirdik. Uzaklaştır Çikirtel. Bitsin bu maç. Bitsin bu maç. İstanbul United Bayern Münih ilk maçında 1-0 mağlup etmeyi başarıyor. Tebrikler çocuklar. İşte biz görüntüdeyiz. Maçın özetine hızlıca bakmak istiyorum. İstanbul United Bayern Münih'i 1-0 yendi. İşte kalecinin hatasından geldi gol. Musa Sow boş kaleye topu gönderdi. Burada çok tehlikeli geldiler. Robben kalenin dibine pası indirdi. Direkten döndü. İnanılmaz bir pozisyondu. Sonrasında faul geldi. Tekrardan geldiler. Orta saha ortayı yaptı. Müthiş Muslera burada. Yine beraberliği engelledi. Harika bir kurtarış. Daha sonra Oğuzhan Özyakup vurdu sol ayağıyla. Allah ne verdiyse o da out'a gitti. Ve kısaca özetimiz böyleydi. 5 şutumuz vardı. Bayern Münih'in de 4 şutu vardı ama kıran kırana bir orta saha futbolu oldu. Kontra ataklarla gelmeye çalıştık. Oyuncu reytinglerine baktığım zaman maçın oyuncusu 8.2 ile Musa Sow olmuş. Hadi bakalım maçın oyuncusu size göre kim olmuş? Anket var. Oyunuzu verin. Puan durumuna göz attığımız zaman Shakhtar'ın zirvede olduğunu görüyoruz averajla. 3-0 kimi yenmiş olabilirler ki, hemen bakalım. Real Madrid'i 3-0 yenmişler. Çok enteresan başladı lig. Palmeiras da yenmiş. Ekledik ama Palmeiras da rakibini yenmiş. Hemen haberlere bir bakalım. Zaten devamı olmayacak, dolu dolu yaşayacağız. Haberlere bir göz atalım hızlıca. Barcelona Iniesta için endişeli. Porto mağlup oldu. Bulduğumuz bariz fırsatları değerlendiremedik. Chelsea ise değerlendirdi. İki takım arasındaki en büyük fark buydu açıklamaları. Kulüp Brugge Juventus'u 2-0 yenmiş. Hocası demiş ki çok mutluyum. Oyuncularım ne kadar yetenekli olduklarını gösterdi ve buldukları fırsatları değerlendirdi. River Plate CSK Moskova 2-2. Bazı kararlar lehimize olabilirdi ama olmadı. Bu sonuca razı olup önümüzdeki maça bakmaktan başka çaremiz yok dedi River Plate teknik direktörü. Schalke ezeli rakibi Dortmund'u 2-1 yenmiş. Evet, bunları bol bol inceleyeceğiz. Önümüzdeki maçta takvime göz attığımız zaman kimle oynayacağız? Bir sonraki maçımız Benfica'ya karşı olacak. Her bölümde bir maç mı yapsam acaba ya? Her bölümde bir maç daha güzel olmaz mı arkadaşlar? Hadi bakalım, yorumlarınızı bekliyorum. Şöyle bir şey de var. Her bölümde bir maç yaparsam bu seri daha hızlı gelebilir. Neden biliyor musunuz? Az önceki maçta çok bağırdım. Şu an sesim böyle yıpranmış durumda. Bir maça daha böyle aynı performansta girmek zor oluyor. Benden daha böyle enerjik, daha mutlu videolar istiyorsanız videolardaki maç sayısını benim kısmam lazım. Böyle yaparsam hemen hemen her gün bu oyunun bir bölümü gelebilir. Gerçekten gelebilir. Ya da iki günde bir. Hadi bakalım, yorumlarınızı bekliyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir seri. Bu seriye yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. İsterseniz 2000 beğeninin üstüne bile çıkar. Ya ben çok fazla böyle beğeni dilenmek istemiyorum ama bize en fazla teşvik eden, video çekmeye en fazla teşvik eden şeylerden biri videoya beğeni atmanız. Hadi bakalım, bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Şimdilik benden bu kadar. Anketlere oy vermeyi unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı Kep'te kalın. Hoşça kalın.